Bazılarınıza hala şaka geliyor galiba. Bu testiniz pozitif çıkıp zorla götürüldüğünüz zaman hastaneye veya karantina bölgelerine aklınız o zaman başınıza gelir. Bunu niye izleyesiniz ki? Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış Can Yıldız. Bugün günlerden pazartesi ve bildiğiniz gibi pazartesi günleri bizim karantina günlükleri serimizin günü. Aslında karantina günlüklerinin 4. bölümünü çekip çekmemekte çok kararsızdım ama gel gör ki ülkemizin gündemi sonucu karantina günlüklerinin 4. bölümünü çekmeye karar verdim. Şimdi saat sabahın 8.20'si. Fazla vakit kaybetmeden kahvaltıya geçelim çünkü karnım çok aç. Gidelim bir kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra görüşelim. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, dişlerimizi fırçaladık, sporumuza geçeceğiz fakat dediklerimizin bir tık sinmesini bekliyoruz, enerjilerini almayı bekliyoruz. Bu süre zarfında her bölümde olduğu gibi biraz muhabbet edelim sizlerle. Şimdi aslında konuya şuradan başlayacak olursam, karantina günlükleri serisinin 4. bölümünü çekmeyecektim aslında ben. Bitirecektim yani, 3 bölümde bitirecektim geçen hafta pazartesiyle beraber. Fakat kısıtlamaların kalkmasıyla beraber vaka sayısında bir artış var. Kısıtlamalar kalktı diye bu iş bitti, bu işten kurtulduk diye düşünmeyin. Yine sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu işin yanında ekstralar geliyor hatta daha da. Nedir bu ekstralar? Kene geri gelmiş, hatta can almaya da başlamış. Yani kene yüzünden, Kırım, Kongo, kanamalı ateşi yüzünden vefat eden insanlarımız var. Ülkemiz depremle sallanıyor bir yandan. Bir yandan bu korona muhabbeti. Bir yandan 45 ile gelen maske zorunluluğu. Bazı şeyler insanlarımız tarafından anlaşılmıyor galiba. Bakın Sağlık Bakanı'nın da söylediği gibi normalleşme süreci eskiye dönüş demek değil. Ha bana kalsa işi gücü olmayan insanlar günde 1 saat, 1,5 saatten fazla dışarıda durmasınlar. Durmayın yani kardeş, işiniz yok, gücünüz yok. Oturun evinizde aşağı, bakın keyfinize. Dışarı çıktığınızda da sosyal mesafenize, maskenize, elinizden geldiği kadar bir yere dokunmamaya özen gösterin. Bazılarınıza hala şaka geliyor galiba ama testiniz pozitif çıkıp zorla götürüldüğünüz zaman hastaneye veya karantina bölgelerine aklınız o zaman başınıza gelir. Zaten yaz ayı geldi, şimdi sivrisinekler etrafta vızır vızır dönüp duruyor. Şimdi onların da bir taşıyıcı, bir bulaştırıcı özelliği yoktur inşallah. Düşünsene Mart 15'te İzmir'den Trabzon'a gelmişsin. Hala evden doğru düzgün çıkmamışsın. Bir çöp atmaya, bir çatıya falan çıkay. Öyle ara sıra hava almaya. Bir şerefsiz sivrisinek geliyor, seni ısırıyor, korona kapaysın. O saatten sonra öyle şansın kör haline kadar başlarsın. Beyine biraz fazla konuştum galiba, zamanımız yine güzelce bir şekilde geçmiş. Şimdi spor vakti. Tabii ki önceliğimiz sakatlık olmaması. Artık öğrendiniz ama olsun. Yine de ısınma hareketleriyle beraber sporumuza başlıyoruz. Şimdi normal antrenmanımıza geçeceğiz. Geçen hafta zaten size bu antrenmanı göstermiştim. Yine de tekrardan sağ alttan mı sol alttan mı ne yazı çıkar kaç tekrar falan yaptım. Onları da görürsünüz. Şimdi asıl antrenmanımıza geçelim. Evet arkadaşlar, antrenmanımız sona erdi.
Şimdi gidelim tertemiz bir duş alalım. Duştan sonra görüşelim. Tertemiz duşumuzu aldıktan sonra gidelim yemeğimizi alalım. Şimdi yulafımızı alalım. Kemirmeye başlayalım. Yulaf önemli. Yulaf çok önemli kardeşim. Yulaf yiyeyim de bu karnımın açlığını dindireyim. Tamam. Haydi içeri. Haydi. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Dişlerimizi fırçaladık. Sporumuzu yaptık. Şimdi yulaf yeme zamanı. Yulafı bir yiyeyim. Ondan sonra hemen görüşelim. Evet arkadaşlar, bir şeyler atıştırdığımıza göre birazcık muhabbet sohbet edelim, ondan sonra direkt kitap okumaya geçeceğim. Videonun başında da bahsettiğim gibi aslında karantina günlüklerinin 4. bölümü gelmeyecekti. Oturup düşünmüştüm 4. bölümü çekmeyecektim ama bu normalleşme, normal hayata geri dönme gibi kavramların sebebiyet verdiği vaka sayısının artışı sebebiyle beraber 4. bölümü çekmeye karar verdim. 4. bölümü çekmeye karar verdim ama bu karantina günlüklerinin son bölümü olur muhtemelen. Aslında baktığın zaman karantina günlükleri bana da biraz tatil gibi oluyordu. Niye diyeceksiniz? Zaten evdesin diyeceksiniz, işin olmadığı zaman dışarı çıkmıyorsun diyeceksiniz. Evet, bu konuda haklısınız fakat evde olduğum süre boyunca sabahtan akşama kadar yatmayayım ben veya sabahtan akşama kadar free bir şekilde takılmayayım. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Ben her sabah 8.30'da uyanırım mutlaka. Şimdi sizin karantina günlüklerinde görmediğiniz şeyler neler? Birincisi, ben hala üniversite öğrencisiyim bildiğiniz gibi ve üniversitelerin final ödevleri verilmiş. Başlandı ki final ödevleri daha hani bayağı bildiğin ödev, yani öyle iki tane satıra bir şeyler yaz geç değil, harbi ödev bunlar. İkincisi, video çekimleri ve editleri. Bildiğiniz gibi haftanın 4 günü 4 farklı seriyle karşınıza geliyorum ben. Bu videoları bir zaman çekilecek, bir zaman da editlenecek ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe sizlere yetişebilsin. Üçüncüsü, daha güzel editli videolar çıkartabilmek için videoları editlediğim programı A'dan Z'ye öğrenebilmeye çalışıyorum. Ha, diyeceksiniz ki bunları niye karantina günlüklerinin içinde göremiyoruz? Aynı sırayla devam edecek olursak, birincisi, ödevleri karantina günlükleri videolarının içine koymamın hiçbir anlamı yok. Ben sonuçta ödev yazacağım. Siz de oradan, videodan beni izlemiş olacaksınız. Yani bu sizi sıkar. Gerçekten hiçbir şekilde ilgi çekici bir tarafı yok. Önümde bir tane kağıt, elimde bir tane kalem. Ben yazı yazarım. Siz oradan beni izleyeceksiniz. Bunu niye izleyesiniz ki? Karantina günlüklerinde içeriğini gördüğünüz bir videoyu tekrardan salı günü, çarşamba günü veya perşembe günü gelip izleyecek misiniz? İzlemeyeceksiniz. Tabi doğal olarak ben de size karantina günlükleri videolarının içerisinde video çekimi, video editi gibi şeyleri göstermiyorum. Üçüncüsüne gelecek olursak, üçüncüsünün de zaten gösterilecek bir şey yok. Ben de daha yeni yeni öğrenmeye başladığım için size gösterebileceğim herhangi bir şey yok. Ki zaten ben size onu göstermiş olsam videonun teması değişir. Karantina günlüklerinin teması ne? Gününüzü sıkılmadan, daralmadan, bunalmadan nasıl geçirebilirsiniz? Temalı bir videodan eğitici temalı bir videoya geçmiş oluruz. Ki zaten karantina günlüklerinin içine bunu koymak hiç akıl işi değil. Çünkü herkes video editlemiyor, herkes video çekmiyor, herkes ödev yapıyor olabilir ama benim yaptığım ödevden kime ne? İşte o yüzden diyorum karantina günlükleri benim için tatil gibi oluyor. Çünkü karantina günlüklerinde video çekmiyorum, video editlemiyorum, aynı zamanda ödev de yapmıyorum. Bir nevi günlük bunlar yaparak kendime tatil vermiş oluyorum. Ne yapıyorum karantina günlüklerinde? Sabah kalk, kahvaltını yap, dişlerini fırçala, sporunu yap, kitabını oku, filmini izle, oyununu oyna. Bunların hepsi sonuçta tatilde yapılan şeyler. 2-3 ufak tefek sohbet ettiğimize göre artık kitap zamanı. Hala aynı kitabı mı okuyorsun? Hani kitap okumak önemliydi, her gün kitap okuyordun sen diyen arkadaşlar çıkacaktır. Onun sebebini hemen şöyle açıklıyorum sizlere. Size ben az önce videolarda göstermediğim şeyleri saydım değil mi? İşte okul ödevleri, video çekimi, editi, edit programının öğrenilmesi falan filan gibi şeyleri saydım değil mi sizlere? Bu faktörler benim günümün neredeyse %96'sını kaplıyor arkadaşlar. Geri kalan bana 1 saat, 2 saat bir zaman. 1 saat, 2 saat bir zamanın da tamamını kitap okumayla geçirmediğime göre günde 20-25 dakika, maksimum 30 dakika zaman ayırabiliyorum ben kitap okumaya. Bu kitaba da başlayalı 21 gün oldu. Nereden bak sen, ortalama günde 15 sayfa kitap okusam, ki bu kitap kaç sayfa? 448 sayfa bu kitap. Ortalama günde 15 sayfa kitap okusam 21 çarpı 15 ne yapar? 315 yapar. 315 olması lazım bulunduğum sayfanın. Ben kaçtayım? Ben 304'teyim. Bir gün boyunca oturup da kitap okuyamıyorum ben zaten. Hani o kadar uzun soluklu bir kitap okuma hevesim, maceram olmuyor. Belli bir yerden sonra ya uykum geliyor ya sıkılıyorum. Kitap okumaktan da irilti olmak istemiyorum. Hani böyle sabahtan alayım okuyayım bitireyim hemen, bu da bitsin hevesiyle değil. Tadını çıkarta çıkarta yavaş yavaş okumak istiyorum ben ama her gün okuyorum baktığın zaman. Evet arkadaşlar, kitap okuduğumuza göre artık filme geçebiliriz. Filmi tabii ki de geçen haftalarda da olduğu gibi birlikte izlemeyeceğiz. Çünkü filmin yarın videosu gelecek. Şimdi film zamanı. Arkadaşlar, film işi de bitti fakat biraz uzun sürdü. Bunun sebebi de şu: yarın gelecek olan, hadi spoilerını inceden vermiş olan, yarın gelecek olan film günlükleri bölümünde yine bir film serisiyle karşınıza çıkacağım. 4 parttan oluşan bir film, yani 1, 2, 3, 4 diye devam eden bir film. Biraz komplike bir film olduğu için biraz uzun sürdü. Ama Allah'a şükür bunu da hallettik. Şimdi ne zamanı? Sinir olma zamanı. Yani oyun zamanı.
serisinin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Umarım vatandaşlarımız bilinçlenmişlerdir. Artık maskelerine, sosyal mesafelerine, temizliklerine dikkat ederler ve bir daha karantina, pandemi dönemi gibi dönemler geçirmek zorunda kalmayız. Bundan önceki 3 bölümde söylediğim gibi ve 4. bölümde tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Korona hala bitmiş değil. Vaka sayıları artıyor. Lütfen hiç dışarı çıkmamış gibi sızlanıp durmayı, görmemiş gibi sağa sola saldırmayı bırakın ve alınan önlemleri, yapılan uyarıları, duyuruları dikkate alın. Bu zorlu süreçte 4 bölümlük karantina günlükleri adı altında bir seri oluşturduk. Burada sizlerle sohbet, muhabbet ettik, sizleri bilinçlendirmeye çalıştık birçok konu hakkında. Aynı zamanda evde kendinizi sıkmadan, bunaltmadan, daraltmadan nasıl zaman geçirebileceğiniz hakkında bilgileri sizlere vermeye çalıştık. Umarım işinize yaramıştır. Yardımcı olabildiysek sizlere, ne mutlu bizlere. Videonun da artık sonuna geldik arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetseniz dikkat edin kendinize. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu, daha refah günlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.